günaydın. Bugün cumartesi, birazdan videonun dününe geleceksiniz. Çünkü dün çok özel bir açılışa konuk oldun. Ama bugün böyle hazır hava güneşliyken size biraz motovlog serisi çekeyim dedim. Ve ardından muhteşem açılışla bu işi taşlandırayım diye düşündüm. Önde Pan America, Harley Davidson, ortada Ducati, Hanzade ile ve ben Aprilia ile bugün Şile'ye gidiyoruz. Biz minikler koca motorlarda can çekişiyoruz. Boyu uzun olanlara sevgiler. Özlemişim büyük motora kullanmayı ya. Kocaeli'ne gidiyorum şu anda çünkü Saran Grup her sene Mustafa Kemal Atatürk isminde bir spor salonu açıyor ve ben de bu sefer o açılışa gitmeyi çok istedim. Geldik İzmit'e. Ali Kahya'ya gidiyorum. Burada çünkü muhteşem bir açılış var dediğim gibi. Birazcık da motosikletle gezmek istedim. Çok güzelmiş bu ara yol. Motoru şöyle kenara alabilir miyim? Açılış için geldim de şöyle kenara alabilir miyim? Dışarıda kalmasın lütfen. Teşekkürler. Özellikle aldım ki buradan kimse geçmez. Süpersiniz. Doğruyu anladınız. Tamam, çok sağ olun. Atatürk'e değer veren, Atatürk'ün ilkelerini ve inkılaplarını koruyan insanlara muhtaç olduk. Onu çok özlüyoruz ve her geçen gün çok çok daha özlediğimi fark ediyorum. Yani Cumhuriyetimize verdiği değer, kadına verdiği değer unutulmamalı. Asla unutulmamalı. Bugün de bu vesileyle Saran Grubun İzmit'te açılışını yaptığı spor salonuna geldim. Bu benim için gerçekten çok etkileyici yani. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk deyince canımı alabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Gençler, çocuklar spora daha önem veren bireyler haline gelsin. Çünkü gerçekten uzaklaştık yani. Bizim bayramımız var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız var. O yüzden böyle adımlar gerçekten çocuklar için, çocukların spora olan hevesini arttırmak amacıyla, onlara yol açmak amacıyla muhteşem hareketler. Yarın Şırnak'ta da olsa giderim. Bambaşka bir yerde de olsa spora, Atatürk'e değer veren insanların her zaman benim için yeri apayrı. The next day. Hanzade önde gidiyor. Yine kaskla rüzgar var ama bu sefer çok rüzgar olacağını düşünmüyorum. Çünkü dünkü deneyimlerimde rüzgar olmadığını fark ettik. Yıllardır Şile'ye gitmiyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık 2-2,5 sene olmuştur diye düşünüyorum. Ve bugün birazcık sürüşle birlikte dedik ki madem gitmiyoruz Şile'ye sürelim dedik. Bakalım Şile'deki virajcılar neler yapıyor. Burası
Yeniköy Teke arası yeni asfalt döküldü. Hele buraya yıllardır gelmiyorum. Ha, çamur olmuş. O bisikletçiler falan var. Test motoru normalde bugün bırakacaktım ama hava çok güzeldi. Umarım beni affederler ya. Bildiğin motoru aldım ve kaçırdım şu anda. Mikrofon umarım yerindedir. Arkada da Ebru Gün'de şey çalıyor, Kara Gözlü Çingenem. Ben motosiklet kullanırken yani 100 metre bile şeysiz gidemiyorum, biliyor musunuz? Müzik açmadan. Yani çok büyük. Mesela şarj bitiyor ya, durup o intercom'u şarj etmem lazım. Yoksa şey yapamıyorum, devam edemiyorum yola. Oo, bayağı burası şey, sporcu mekan olmuş. Çok iyi. Hadi bakalım, jandarmayı sollayacak mı, sollamayacak mı? Bence sollayacak sizce. Yani ceza yeme ihtimali var mı acaba? Bakalım. Virajda sollayacak bence. Üşüdüm yalnız. Kaç? Yine 12 derece anasını satayım. Bir kurtulamadık 10 dereceden ya. Aa, soluyor. Yedik cezayı. Adama bir de selam verdim görmemiş gibi ya. Oo, gençler. Abi bisikletle nasıl yapıyorlar ya? Yani ben herhalde imkansız. Mesela şeyde de öyleydi. İtalya'daki paslarda da öyle. Bir de ben Vespa ile gidince hatırlıyorsunuz motor 20'yi falan geçmiyordu. Abi bisikletler beni geçiyordu yani. Yani ben olsam buraya kadar otobüse veririm. Otobüsten sonra burada sürerim yani. Burada sürmek keyifli ama onun dışında sıkıntılı, acı. Motor bu arada çok yetenekli. Yani viraj kabiliyeti vesaire düşününce unuttum şey dedim, yavaş gidelim dedim. Unutmamışım. Bu virajı da hiç sevmiyorum yıllardır. De bunu. Burada çünkü çakıl falan oluyor. Bir yerde duracağız mı artık, yoksa böyle İstanbul'a kadar geri mi döneceğiz Anzade Hanım? Donduk. Bir çay içelim yani artık, çünkü benim için motosiklet sürüşten ziyade yani sohbet, muhabbet abi. İçelim kahvemizi, çayımızı, oturalım. Yani budur yani. Yok efendim gittim şöyle gazladım, böyle gazladım değil yani. Yani muhtemelen onları da yaparız da. Baksana manzaraya. Çok iyi. Bana düşmüş dünya derdi, yak sandım Allah'ım. Ne biçim yol ya? Bulunur bir çare, dallanma, sızlanma, dar derdine yollanma. Gafilerin aç gözünü. Kısa bir mola verdikten sonra bu sefer darlık üzerinden İstanbul'a döneceğiz. Çok özlememişim Şile'yi yani. Bir de yollar pis abi. Boyum o kadar komik yetmiyor ki bak. Ayağımla bu kadar mesafe var, görüyor musun? Tek ayak ama işe yarıyor. Thank you.
yeni bir iş, yeni bir Recep Biner'in nazı, yeni bir haber. Ah, kendime yeni bir ben lazım.